Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir tane eve bakacağız Bulgaristan'da. Ev bu. Şimdi adamı aldık evinden, bakalım inceleyeceğiz. İki katlı bir ev, güzel bir ev. Evet, gelelim bakalım. Hadi bakalım. Gelin. Bu şekilde iki katlı bir ev. Yukarısı var. Evet arkadaşlar, burası alt kat. Burada böyle bir alçak bir ev var, hani burada şarap falan yapıyorlarmış. Güzel yani, ev sıvası mıvası dökülen bir yeri. Şurada ufak bir hasar var sadece. Kalan her şey güzel. Burası banyo. Yani burada kömürlü şeyiniz var. Yani şoktan kömürlü. Güzel. Evet arkadaşlar, şimdi depoya giriyoruz. Depoda bizi bir araba karşılıyor, eski. Eski Jigulilerden arabayı veriyorlar mı içinde bilmiyorum ama burada tamir aletlerimiz, gördüğümüz gibi şu yağ filtremiz, burada polen filtremiz ya da ne bileyim hava filtremiz var. Bir sürü takım var burada, adam da demek ki tamirciymiş. Yani daha buradan çok ganimetler çıkacak. Eğer alırsak komple inceleyeceğiz bakalım neler var. Jigulinin plakası var mıymış? Evet, plakası da var. Araba da güzel. İyiymiş ya. Yani burada az bir işlem, hiç olmazsa burada bir tamirhane de açabilirsiniz. Burada bu arada kanal da varmış aşağıda. Burası da kiler. Bu da keserler falan. Her şey var burada. Kazmalar. Burada turşularımız bile duruyor. Fıçılarımız. Yataklarımız. Garajımızdan bu kadar arkadaşlar. Araba kilitli, açacak mı size? Kapısını ama kilitliymiş. Evet, buradan da ikinci kata çıkıyoruz. Efendim. Evet. Burası ikinci kat. Şöyle. Yani bu merdiven trabzanlarımız güzel. Burada da gördüğünüz gibi bardakları orijinal Bulgaristan. Burada eşyalarıyla birlikte her şey. Adam bırakmış. Yani ikinci katı bir inceleyecek olursak tek tek bir odaları gezelim. Evet, burası yatak odası. Yani her şeyle dahil. Burada kitaplarımız var. Her şeyimiz var. Şöyle bir açarsak. Evet, burada fenerimiz var. Bayağı bir şeyler var. Kitaplarımız falan, her şey. Şuraya da bir bakalım. Neler varmış bir görelim. Evet, burada da eşyalar, kitap. Adam demek ki her şey var. Satranço. Açıp bakacağım. Burası böyle. Evet, bundan ne çıkacak? Evet, satranç takımlar. Aynen. Tamam. Tamam. Gel bakalım buraya şimdi. Yani böyle işte. Bu şekilde eşyalarıyla veriyor zaten her şeyi. Burada da dolaplarımız falan. Dolaplarımız içinde şeyler var. Güzel ya. Bu da dolap işte. Burada eski bardaklarımız. Görüyor musun Mert? Her şey var burada. Bu ne? O mu? Çiçek koyma ya. Televizyon orada. Masa. Orası tekat yok. Bu masanın aynısı bizde vardı. Dağıldı. Ama sıfır şekilde. Aynısı vardı eskiden. Bu komünist zamanının. Genelde hepsi aynı olur zaten. Mutfağımız bu. Şöyle bakacak olursak. Burada da eski
Yani böyle şey manzaraları karşıda. Dağ manzaralı bir ev. Çatısı zaten o kadar eski değil. Çatı yeni. Camlarda biraz ufak bir işçilik varsa yani pencerelerde falan. Evimiz bu şekilde. Güzel yani ev güzel. Buralara direkt işte ufak tefek tadilat var ama onlar acil değil. Evet, burası mutfak dedik zaten yani. Burada ani ısıtıcımız var. Bakalım bakalım neler var. Evet burada çeşitli bardak falan. Ama masa çok güzelmiş. Masa ufak bir temizlik ve güzel. Diğerler orijinal tahta. Hani ağaç parke. Bu bildiğiniz normal parkelerden değil. Evet bu odaya da girelim. Bu odada da aynı şekilde kitaplar. Yani bu eski orijinal komünist zamanından kalma yine gardırop. Burada bir köşe takımımız var. Yine karşıda bir sürü kitap. Burada böyle bir tablomuz var. Yani güzel. Yani evin genel görünüşü sadece bir boya atılıp içinde oturulabilir. Yani 1-2 senedir içinde kimse yaşamıyormuş. Buraya da bir bakalım. Ne olacak? Burası da böyle. Yani burada şofbenimiz de var. Yani şunlar değişecek sadece basın kaç tane. Önce kalmasın. Tamirat var. Yer mozaik. Önce kalmasın. Güzel. Evet dışarıdan da evin şekli bu şekilde. İki katlı bir ev. Duvlakçı daha doğrusu yani. İçeriden merdivenle. Şu şekilde. Şimofen olacak bunlar hepsi. Camlar daha sonra şimofen camla değiştirilebilir. Evet arkadaşlar kutudan ne çıkacak bakacağım. Evet Bulgaristan'ın orijinal elektrikli ızgarası. Bunlar çok kalitelidir. Yani herhalde bayağı bir eski. Muhtemelen bir de sıfır hiç kullanılmamış. Şuradan şöyle bakabilirsek. Evet 1981 diyor. 1981 yılından kalma ızgara. Gördüğünüz gibi sıfır kutusunda. Yani bunun değeri de bir hayli fazladır. Hiç kullanılmamış. Izgara güzelmiş. Nerede? Burada düdük bir tencere var. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hani bu daha fazladır bu. Fırın şöyle açabilirsek. Fırın çalışıyor muhtemelen. Bunlar eski Bulgaristan orijinal malları. Priz bile var burada fırının üzerinde. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl buradan adam priz alabilirsin yani şey yapmak için şey. Elektrik almak için. Burada havlularımız falan. Bu şekilde evimiz. Kilere bakalım. Evet kilerde şurada sandıklar mandıklar var. Şurada kaça para bir şeyler var. Yani buralardan daha neler çıkacak bilmiyoruz. Ancak aktarmak lazım komple. Evet arkadaşlar evimizden göstereceğim sizlere bu şekilde bir orijinal Bulgaristan evi. 2-3 senedir içine girilmiyor. Satılık. Hem içini gezmiş olduk. Orijinal eşyaları, dolaplarını görmüş oldunuz. Evet bunlar da orijinal bardaklar. Rakı bardakları kaliteli. Dışını da gezelim. Dışını da bir görün. Yani burası da bu şekilde. Evet burada bu nasıl bir uçak çarptık. Değişik bir şey. Burada çeşmemiz var. Arka tarafımız böyle. Köpek kulübemiz var. Şurada kümesimiz var burada. Kümes bu şekilde. Şuradan da bir kapı varmış gerçi içeri. Hani bakalım evet. Buradan da içeri bir kapı var. Burası da alt kat balkon. Bu da bağlarımız var. Asmalarımız. Yeah.
Burada eriğimiz burada. Mavi eriğimiz. Bu şekilde arkadaşlar. Evimiz bu şekilde. Bakalım anlaşabilecek miyiz? Sıvası böyle bir serpme sıva gibi böyle atmışlar. Alt tarafları mozaik, komple buraları mozaik yapmışlar. Binanın altı. Evet arkadaşlar, pazarlığı yaptık. Bakalım, adama kapora bıraktık. Evi aldık yani. Yani satış yapmak için, 1-2 hafta sonra satış için geleceğiz. Satışını gerçekleştirip işlemler tamam olacak. Bu şekilde ev dışarıdan da görün. Güzel, buradan artık bol bol videolar gelecek Bulgaristan'dan. Bakalım. Şimdi bir satış işlemlerini gerçekleştirdiğimizde bir de tam içerisini bir inceleyeceğiz. Yani tam olarak bir inceleyeceğiz evimizi. Satışı üstümüze aldığımızda.